Ben eşim için aramıştım. Buyurun. Dinliyoruz sizi, buyurun. Eşim bir de şiddetli boyun ağrısı vardı, anje olmuştu. Evet. Genel cerraha gittik, MR çekildi, boyun fıtığı düzleşmesi dendi. Evet. Kazası da ayağından yürüyemez duruma geldi. Tekrar aynı doktorumuza gittik, tekrar MR çekildi. Fıtığının belden patladığını, acil ameliyat olmasını önerdiler. Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde olmak istedik. Ama anestezi hocamız vermedi. Kalp hastası olduğu için boyunda daralma, damarda tıkanıklık, kan fırtısı, astım KOAS'ı yüksek olduğu için büyük hastaneye gitmemizi önerdiler. Evet. Ben şimdi siz de duyunca arayıp bir bilgi edinmek istedim. Çok iyi ettiniz. Evet. Sorunuz yoksa teşekkür edelim. Televizyondan bizi takip ediniz. Değerli hocam bilgilendirme yapıyor. Tamam. Peki hocama gelme imkanımız olabilir mi? Hocamız yardımcı tabii ki. Olur. Yani, tabii ki de. Hani işte dediğim gibi ilgili hastalıklarınızla ilgili konsültasyonlar yapılır. Ameliyata uygun mu değil mi? Yani hangi koşullarda yapılabilir? O değerlendirilir. Anestezinin onayıyla birlikte ameliyata alabiliriz. CD'lerimiz elimizde. Tabii ki. Yalnız bize dedi büyük hastanede kalp damar cerrahı, göğüs cerrahı olan bir hastaneye gitmeniz lazım dedi. Şimdi evet. Şöyle yapalım o zaman. Rica edelim ekip arkadaşlarımız zaten bütün yayın boyunca da ekibimiz notlarınızı alıyor. İletişim numaranızı evet. Alalım. Değerli hocam da bir baksın yardımcı olmaya çalışalım olur mu? İstanbul'a geldiğinizde tamam. Biz de destek olmaya çalışalım. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.